Korkutan bir çağrıyı konuşacağız şimdi. Dünya Sağlık Örgütü X hastalığına hazır olun çağrısında bulundu. Covid salgının ardından tabii herkes bu açıklamaya kulak kesildi. Covid'den 20 kat daha ölümcül olduğu da ifade ediliyor bu hastalığın. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İftihar Köksal'la konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı çıkıp böyle bir açıklama yapınca Covid'i de yaşadıktan sonra herkes çok korktu. Korkmakta haklı mıyız yoksa gerçekleşme ihtimali çok da yüksek değil mi bu virüs salgının? Aslında X hastalığı bir senaryo. Şunu söylemeye çalıştı. Bundan sonraki dönemde çeşitli salgınlar olabilir. Çünkü Covid-19 biliyorsunuz birdenbire ortaya çıktı. Bundan sonraki dönemde de farklı virüsler tarafından, ki adı bilinmediği için şu anda X virüsü olarak ifade edilmekte, salgınlar meydana gelebilir. Bunun için insanlığın hazır olması lazım. Çünkü biliyorsunuz Covid-19'da aşılar ortaya çıkmadan önce çok fazla can kaybı oldu. İşte bunu engellemek adına bizim hazır olmamız lazım ve aşıları üretmemiz ve yeni bir salgına hazır olmamız gerekir. Bu çünkü birçok virüs gelecekte insanlığı tehdit eden hastalıklara yol açabilir. Kaldı ki günümüzde de özellikle Afrika'da birçok virüs var ölüme yol açabilen. Yine bütün dünyanın ciddi bir şekilde yaşamış olduğu Covid-19 salgını var. Bu sene influenza virüsünü çok ağır görüyoruz. Belli ki influenza virüsünde de bir takım değişiklikler var. Bu bir çağrı aslında. Korkmaya gerek yok ama önlem almaya gerek var. Nasıl korunulacağını, neler olacağını, hangi virüslerin olabileceğini, yeni mutasyonların mı meydana gelebileceğini gündeme getirmek adına bir uyarı, hatırlatma mahiyetinde yapılmış bir açıklama. Yoksa bugün adını bilmediğimiz bir virüs bir salgın yapmış da insanlığı tehdit ediyor değil. Böyle algılamamak lazım. Ama önümüzdeki zaman dilimlerindeki zamanı belirsiz yeni salgınlar meydana gelebilir. Çünkü virüslerde öyle bir dinamik var ki bir değişim başladığı zaman bu ardı ardına devam edebilir. Farklı virüslerle karşılaşabiliriz. Çünkü artık günümüzde hem insan hareketliliğinin çok fazla olması, ayrıca bu hayvanların yaşam alanlarına insanların artık girmiş olması, çünkü nüfus arttıkça yeni yerleşim yerlerine doğru bir kayma oluyor ki bu kayma alanları da genelde hayvanların yaşamış olduğu ormanlık, dağlık alanlar olmakta. Dolayısıyla hem hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar hem de yeni virüslerin ortaya çıkmasıyla salgınlar olabilir. Örneğin bugün Afrika'da dengue humması dediğimiz bir hastalık yaygın olarak görülmekte ve can almakta. Ebola virüs yine Afrika'da biliyorsunuz birçok can kaybına yol açtı. Bugün insan hareketliliği o kadar fazla ki bu virüsler dünyanın her yerine insanlarla bulaşabilir. Yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Bunlara karşı önlem almak, hazırlıklı olmak, hem korunma yollarını bilmek hem de bunlara karşı aşı geliştirmek önemli olacak. Bunu uyarı olarak kabul etmek lazım. Tamam, bunu uyarı olarak aldık. Dediğiniz gibi farklı farklı iddialardan ve ihtimallerden de söz ediyor bilim insanları. Özellikle başta kutup bölgeleri Sibirya olmak üzere yaklaşık 650 bin yıldır donmuş halde bulunan bir virüsün de küresel ısınma nedeniyle insanoğlunu tehdit edebileceğini söylüyorlar. Ama şimdi bu virüs ortaya çıkmadan, bu virüs henüz yokken, ne olduğunu bilmeden önleyici bir aşı nasıl bulunabilir ki? Şimdi yapı aynı aslında. mRNA teknolojisi en kolay aşı üreten teknoloji ve aynı anda çok hızlı sayıda aşı üretmek mümkün. Dediğiniz çok doğru, global ısınma da henüz uykuda olan virüslerin uyanması için bir fırsat aslında. İyi bir fırsat değil insanlık adına ama maalesef yaşayacağımız şeyler. Bunları öngörmek lazım ki görünüyor aslında neler olacağı. Teknoloji aynı olduğu için virüs elde edildikten sonra artık bugünkü gelişmiş teknolojide hangi virüsün hastalık yaptığını tespit etmek saatler içerisinde ortaya çıkacak bir yaklaşım. Altyapı hazır olursa hemen hızlı bir şekilde aşıları hazırlamak ve insanlığın kullanımına sunmak mümkün olacak. Bunlar tabii önceden hazırlık, yatırım gerektirir. Ve bugün artık biliyorsunuz yapay zeka tıbba da çok fazla girdi.
eğer bir salgın olursa ne kadar kişinin ne kadar sürede etkileneceğini yine yapay zekada yapılacak hesaplamalarla tespit etmek mümkün. Ne kadar aşıya ihtiyaç olacak bunu hesaplamak da mümkün. Bu virüslerin çoğunluğu solunum yoluyla bulaşacak virüsler. Bir diğer insanlığı tehdit eden durum da bu artropod dediğimiz sineklerle, kenelerle bulaşan virüsler. Bunlar çok kolay yayılır. Onun dışında diğer hastalıkların da farklı yollarla bulaşması mümkün ama odakları bu iki yola çevirmekte yarar var. Solunum yolu ya da bu sineklerin, böceklerin ısırıklarıyla insanlara bulaşan hastalıklar öyle gibi gözüküyor. Biliyorsunuz sivrisinekler insan ölümüne yol açan en önemli hayvanlar. Doğru. Bunun dışında diğer keneler olsun, diğer artropod dediğimiz diğer canlılar olsun, bunlar insan sağlığını şimdiden de tehdit eden ve birçok hastalığın bulaşmasına yol açan mini canlılar maalesef. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada bir de aşı tartışmalarını sormak istiyorum size. Hepimiz aşıları olduk. mRNA olanlar oldu, Sinovac olanlar oldu. Covid'den mutlaka bizi korudu ve daha az hastalanmamıza veya hastalansak da daha hafif geçirmemize sebep oldu ama bu süre sonrasında bazı spekülasyonlar da ortaya atıldı ve bugünden sonra artık aşıya daha mesafeli duran bir kesimin olduğunu da görüyoruz. O kesime de bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi aşılara karşı hakikaten mesafeli durmak son derece anlamsız. Çünkü en güzel delili COVID-19'da yaşadığımız günlerdir. Aşılar olmadan önce maalesef birçok insan COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Ve işte mRNA aşısı çok suçlandı bu periyotta. İşte birçok hastalık, aşılanmadan sonra ortaya çıkan birçok hastalık sanki mRNA aşılarının suçuymuş gibi algılandı. Aslında ilgisi yok. Aşıların meydana getirmiş olduğu yan etki, COVID-19'un meydana getirmiş olduğu yan etkiler uzamış hastalıklarla kıyaslanamayacak kadar az. O COVID-19'un insan hayatına veya kalıcı tekerlere veya uzun dönem hastalıklara yol açması aşıların kat be kat üzerinde. Onun için böyle bir suçlandırma yapmak ve aşılara soğuk bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Aşılar hayat kurtarıcıdır her zaman için ve mutlaka aşılardan kaçınmamak gerektiğini de belirtmek isterim. Peki, Profesör Doktor İftihar Köksal, çok teşekkür ediyoruz hocam yayına katkılarınız için.